akşamlar evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Oltu'dan selamlar hepinize. Bugün muhallebili kadayıf yapacağım. Şimdi kadayıfımı aldım tencereme. Şimdi iki kaşık böyle tereyağı koyuyorum. Tabii o sizin tercihinize bağlı. Margarin de koyabilirsiniz. Ayçiçek yağı da koyabilirsiniz ama ben tereyağı koydum. Evet arkadaşlar, kavruldu, biraz kavruldu. Şimdi 3 kaşık toz şeker koyacağım. 3 kaşık. 3 kaşık koyuyorum, fazla değil. Şimdi biraz bununla kavuracağım. Sonra ceviz koyacağım. Bir 3 dakika şekerle kavurduktan sonra da cevizini koyacağım. Evet arkadaşlar, ben ceviz koyuyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben bir su bardağından birazcık az, yani bir parmak aşağı koyuyorum. Sizin evinizde fındık varsa fındık koyabilirsiniz. Ceviz varsa ceviz koyabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış bir şey. Benim ceviz vardı, ben ceviz koydum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Bir de şöyle bir evet arkadaşlar, cevizi de koydum. Bir dakika da cevizle karıştırdım, böyle kavurdum. Şimdi altını kapatıyorum. Muhallebisine geçer. Şimdi muhallebisine geçiyoruz. Yaklaşık 1 litre sütüm var. 1 litre sütüm var yaklaşık. 1 litre sütümüzü boşalttık. Şimdi bir bardak klasik bardaklarla un, bir yarım su bardağı un, 2 kaşık nişasta koyuyoruz. Evet arkadaşlar, 1 su bardağı da şeker koyuyoruz muhallebimize. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Topaklamaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bu tatlıyı benim bir takipçim var. Eylül Demir diye, Demeden bana ulaştı. Mesaj attı. Ne olursun abla, o tatlıdan yap diye. Kendisi 18 yaşlarında bir genç kızımız. Ben de onu kırmadım. Bugün onu yaptım. Bir de arkadaşlar, kaç gündür yemek videosu atamıyorum. Birkaç video çektik aslında ama editlerken videolarımızda hata oluşuyor. Yarısı siliniyor videolarımızın. O yüzden yemek videosu baya böyle bir meyve suyu falan hazırlamıştım yine erikten. Onları atamadık çünkü hata oluştu. Videolarımızın yarısı siliniyor, sonuna doğrusu siliniyor. O yüzden atamadık. İnşallah bu tatlıyı eğer izliyorsanız bunda hata olmamıştır. Bugün bu tatlı yapacağız dedim. Hem takipçimi kırmayayım hem de yapmış olalım, sizler de görün diye. Bu aslında tepside de yapılabiliyor. Tepsiye de yapabilirsiniz ama ben kupta yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi şu kadar minik bir tereyağı koyuyorum. Tereyağı düştü görmeden ama. Bir tane vanilin koyuyorum. Muhallebimize. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Krema da giriyor aslında buna ama ben kremayı pek tercih etmiyorum. Böyle daha çok hoşumuza gidiyor. Siz isterseniz krema da koyabilirsiniz muhallebisine. Arkadaşlar şimdi muhallebimiz de pişti. Muhallebimiz de hazır. Şimdi vişne sosuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, vişneyi ayıkladım, koydum. İsterseniz çekirdeğiyle de yapabilirsiniz ama ben çekirdeğini çıkardım. Bir su bardağı dolusu su koydum. Normal klasik su bardaklarıyla bir su, evet, su bardağı suyu koydum. Şimdi bir çay bardağı şeker koyacağım. Bakın böyle. Şekeri koydum. Şöyle bir karıştıralım. Bir taşım kaynayacak. Şimdi onun nişastayla bağlayacağım. Bunu da size göstereyim. Şimdi bir dolu dolu kaşık nişasta. Bir su bardağı da su koyuyorum. Hatta az daha koyacağım. İki su bardağı da su koydum. Şimdi bunu eritip
Vişne sosuma dökeceğim karışımı. Evet hanımlar, şimdi vişne sosumuz kaynadı. Şimdi şeyini koyuyoruz. Nişastayla su açtık, onu koyuyoruz. Herhangi bir sosla, çilek sosuyla da yapabilirsiniz, erik sosuyla da. Ben evimde vişne vardı, vişneyle kızılcıkla çok güzel oluyor. Kızılcıkla yapacaktım, inşallah bir dahaki sefere kızılcıkla yapacağım. Ama şimdi bizim buraların daha kızılcığı çıkmadı. O yüzden herhangi meyveyle yaparsanız yapın, çok güzel oluyor. Yoğunlaşmaya başladı. Arkadaşlar vişne sosumuz da oldu. Çok katı yapmıyoruz, sıcak olduğu için böyle. Bundan fazlası da taş gibi olur. Sıcak olduğu için böyle soğuduğu zaman kıvamını alacak. Kapatıyorum. Bu da tamam. Şimdi bunu da alıyorum. Şimdi şeye geçiyoruz. Kuplara doldurmaya geçiyoruz. Arkadaşlar muhallebimiz hazır. Kadayıfımız hazır. Vişne sosumuz hazır. Şimdi kuplara koyacağız. Nasıl koyduğumu da size göstereceğim. Bizi alıyoruz arkadaşlar. Koydum. Şimdi üstüne yaklaşık 2 dolu dolu kaşık koyuyorum. Tekrar bir kepçe muhallebi koyuyorum. Ve şimdi vişne sosu koyacağım. Altı kupamız çıktı. İnan ki şeyi, muhallebisi, vişne sosu, her şey tam yetti. Hepsi tam yeterli geldi. Tabi kadayıfım kaldı. Ben biraz da çok kavurdum. Sonra başka şeylere kullanmak için. Hepsi tam denk geldi. O kadar güzel oldu ki bakın kıvamına da. Sonra size şimdi sıcak testini de yapacağım ama biraz soğumasını bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi test zamanı, görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Karışımda vişne sosu. Şimdi test yapıyoruz. Alttan kaşığı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın sosu, her şeyi, kıvamı muhteşem olmuş. Şimdi oğluma veriyorum tatsın diye. Çok çok güzel olmuş. Oğlum çok beğendi. Zaten çok seviyor bu tatlıyı. Ben de bir tadayım. Arkadaşlar hepsi yakışıyor ama vişne sosu çok yakışıyor bu tatlıya. Afiyet olsun bize. Hoşça kalın.